Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pakanlığını değer. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni desem tarihe sığmazsın. Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri kıtasıyla başlamak istedim. Bugün şehit Deniz Piyade Asubay, Çavuş Deniz Muya'nın annesi Şelle. Selva Kırat'ın evindeyiz. Öncelikle evinize bizi davet ettiğiniz için, konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Benim adım Selver Kırat. Benim üç tane çocuğum var. İki kızım, bir oğlum var. Benim oğlum 2000 yılında, 14 Ocak 2000 yılında şehit oldu. Biz babayla ayrıyız. Yani çocukları ben büyüttüm. Üç çocuk. Başka bir soruya geçeyim isterseniz. Vallahi ben de heyecanlanıyorum ilk defa. Şehidimizin çocukluğundan biraz bize bahseder misiniz? Nasıl bir çocuktu? Benim oğlum çok akıllı, çok zeki bir çocuktu. Uzun boylu, yakışıklı, 1,98 boyundaydı. Zaten komandoydu. Yani kavgayı, dövüşü hiç sevmezdi. Çok akıllı, çok ailesine bağlı. Zaten benim oğlum üniversite elektronik bölümünü kazanmıştı. Özel. Dedim ki oğlum ben yani yapamam, hani okutamam. Askeriye verelim, daha kısa yoldan daha iyi olur. Benim oğlum hem karayı hem denizi kazandı. Böyle oturduk, dedim ki oğlum ben doğu tarafından oldum olası korkarım. Denizi seçelim. O da ortaokuldan sonra gittiği için yani benim seçtiğime evet dedi. Ama kısmet gene Şırnak'a gitti. Denizci olduğu halde deniz piyade gene gitti. Gelemedi benim oğlum. 300 kişi gitti. Allah rahmet eylesin inşallah. En son ne zaman görüştünüz? En son işte hiç hatırlamıyorum yani, o acıyla gerçekten. Peki şehit haberini nasıl aldınız? Şehit haberini nasıl aldık? Şimdi benim büyük kızım evliydi. Biz cuma günü onu doğuma götürdük. Cumartesi bize haberi geldi. Oğlum, çocuk doğmuş. Yok oğlum, şehit olmuş böyle. Yok, torun 4-4,5 arası doğum yaptı kızım. Oğlum da 6-6,5 arası şehit olmuş aynı günü, cuma Acıyla günü. mutluluğu bir arada Evet, yaşadınız. yaşayamadık. Ne sevindik, ağlayamadık, sevinemedik. Yani öyle put gibi kaldık. Hani filmlerde olur ya, Türk filmlerinde. Yani insan inanamıyor, film zannediyor ama bizimki gerçek oldu. Aynı günü. Benim oğlum cuma günü doğdu, cuma günü şehit oldu. Kader gerçekten. Evet. Peki şehit olacağını hissetmiş mi? Size bu konuda son sözlerini söylediler mi? Şimdi Son sözleri ne benim olmuş? son sözleri şöyle, hiçbir şey, daha yılbaşı akşamı görüşmüştük. Dedim ki oğlum nasılsın? Anne burası çok güzel ya, öyle hani doğu falan olduğu söylediklerine bakma, çok güzel. Arkadaşlarla eğleniyoruz dedi. Sizin Şehidine. içinizi rahatlatmak istedi. Evet. Telefonla görüşüyorduk ama işte şeye gittikleri için fazla görüşemiyorduk. Operasyon dönüşü işte Mayın. Mayına basarak şehit Evet. oldu. Şehit olduğunda yanında birileri var mıymış? Arkadaşlar varmış. Peki şehit olduğu bölgeye gönüllü mü gitti? Mecburi Gönüllü. hizmet miydi? Kendi gönüllü gitti. Kurası benim oğlumun 4 ay sonra çıkacaktı. Arkadaşlarının kurası çıktı. Deniz'in kurası çıkmadı. Dedim ki oğlum bak, bunda da vardır bir hayır. Hani seni, yok anne, ecelin korkuya ne faydası var? Ben birlikten ayrılmam arkadaşlarımdan. Ben gitmek istiyorum dedi. Şöyle bir soru soracağım. Şehit aileleri sizce hak ettiği değeri görüyor mu? Görmüyor. Bu konuda ne gibi fikirleriniz var? Yani neden görmüyorlar? Görmüyorlar. Yani biz istiyoruz yani bizi el üstünde tutsunlar falan değil maksat. Ama yani 40 yılın başında, ha tamam, askeriyeden bak bize ziyarete geliyorlar. Ona, ama dışarıdan kimse bizi ne ziyarete geliyor, hiçbir şey için.
Hiç hak ettiğimiz değeri bize vermiyorlar. Ama dışarıdan yalan söylüyorlar. Şehit ailesi ve gazileri bilmem şuraya götürdük. Bilmem maksat yemek değil zaten. Herkes bilir. Maksat yani yemek ne ki? Yani yemek nedir? Maksat o değil. Anılmak. Evet. Doğru. Haklısınız. Anılmıyoruz. Anılmıyorsunuz. Evet. Ben yani memnun değilim. Hiç anılmıyoruz. Anladım. Gereken değeri verilmiyorlar. Vermiyorlar. Benim tek oğlum vardı. Kim için? Bu bayrak için. Toprak için. Millet için, vatan için değil mi? Evet. Yani benim için gitmedi sadece. Herkes için gitti. Evet. Yani bizim hak ettiğimiz değer bu mu? Haklısınız. Şehidimizi yanınızda hissediyor musunuz zaman zaman? Ediyorum. Yani rüyalarınızda görüyor musunuz? Rüyalarımda evet görüyorum. Şimdi ben çok oldu işte zaten 22 sene oldu. İşte dedim ya kızım doğum yaptı. O torunun adını koydum. Ona da baktım 22 yaşında. Şimdi ben şeye gittim işte o zaman daha 4-5 sene olmuştu. Şehitliğe o zaman haftanın 7 günü gidiyordum. Sonra 5 güne düşürdüm. Sonra hoca bana dedi ki ablacığım o kadar fazla gitme o çocuk orada üzülüyor dedi. Yani o kadar fazla gidip ağlamak onlara iyi değil dedi. Onlar orada sizi görüyor. Siz onu duymazsınız ama onlar sizi duyar dedi. Şimdi ben gittim bir de o zaman niyetliydim. Oruç tutuyordum. Akşamüstü biraz geç kalmıştım. O zaman da kıştı. Kış çabuk hava çabuk kararıyordu. Tam Yasin okudum. Duamı okudum. Kalkacaktım. Şöyle omuzuma bir el değdi. Baktım kimse yok. Oğlunuzu o an hissettiniz. Evet. Oğlunuz şehit olduktan sonra hayata nasıl tutundunuz? Destek aldınız mı? Almadık. Hayata tutunamadı. Ama hayat devam ediyor. Ben bir yıl televizyon açmadım. Bir yıl. Yani arkada kalanların ailece hiç hayatı yok. Ama işte derler ya hayat devam ediyor. Hiç hayatımız yok. Evet. Ama ne yapacaksın? Mecbur. Çok zor. Yani hani şöyle anne ölür, baba ölür. İnsanlar yani şöyle düşünüyoruz hepimiz. Hani yaşlanınca öleceğiz anlamında. Ama evlat acısı, evlatın kaybolması hiç düşünemez. Hiçbir anne. Yani ben zaten şöyle düşünüyordum. Bilmiyorum büyük mü konuştum. Allah korusun diyordum. Oğluma bir şey olsa ben nasıl yaşarım ki? Bir de biz babayla ayrı olduğumuz için ben baktım çocuklara. Çalışıyordum ben o zaman özel şirketlerde. Bir de şöyle düşünüyordum. Bana diyordum bir şey olsa bu çocuklar, üç tane çocuk ne yapar ki? Hepsi daha büyük değildi o zaman. Ne yaparlar? Başının çaresine nasıl bakarlar? Yani bunu hep düşünüyordum. Ama tersi oldu. Anladım. Yani ben oğlumu kaybettiğimde zaten biz hiçbirimiz kendimizde değildik. Öyle gittiğim yeri Leyla gibi, gittiğim yeri falan bilmiyordum. Kaç kere kaza neredeyse kaza geçiriyordum. Yapalım. Evet. Ben buradan, o zaman burada oturmuyordum. Yani Kızılay'dan veya Ulus'tan Cebeci Şehitliğine yürüyordum. Yani kafa... Bayağı mesafe var arada. Yürüyordum. Belki bir sene yürüdüm. Hani kafamı dağıtayım. Oğlumu düşüne düşüne kaç kere araba... Yani araba durmasaydı... Ya... Kafa bozuk. Kaç kere kaza geçirdim. Ama yani çok şükür kaza Allah olmadı. Şükür. Ama atlattım. Onun için oraya kadar yürüyordum. Cebeci'den Ulus veya Kızılay. Nereden başlarsam. Bir yıl yürüyerek gittim geldim. Kafamı dağıtmak için. Ya evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Allah görmeyene göstermesin. Amin.